Elif'in Tarif Defteri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pandispanya tarifi paylaşacağım arkadaşlar. Hem pandispanya nasıl yapılır hem de yaş pasta nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle 5 yumurtanın akını aldım ve bir çimdik tuzla çırpmaya başlayacağım. Yumurtanın beyazını ve bir çimdik tuzu 3-4 dakika kadar çırptıktan sonra bu şekilde kar gibi beyaz oluyor arkadaşlar. Bunu bir kenarda bekletiyorum. Şimdi sarısı ile şekerimi çırpmaya başlayacağım. 1,5 su bardağı da şeker var. Yarım çay bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Kaynar değil, sıcak olacak. Şimdi yumurtanın beyazını da karıştırıyorum arkadaşlar. Söndürmeden alt üst ederek karıştırmaya başlıyorum. Burada un ve nişasta karışımı var arkadaşlar. Vanilyayı kabartma tozunu da koydum içine. 3 seferde ekleyerek karıştıracağım. Santimlik kelepçeli kalıbımı bu şekilde yağlı kaseyle hazırladım arkadaşlar. Kenarlarını yağlamıyoruz çünkü kekimizin bu kenarlara tutunup yükselmesi gerekiyor. Bu şekilde vuruyorum arkadaşlar. Kabarcıklar, hava kabarcıkları yukarı doğru çıksın diye. Şimdi önceden ısıttığım 200 derecelik fırına veriyorum kekimi arkadaşlar. Pandispanyam fırında pişerken krem şantimi hazırladım ve dolaba kaldırıyorum arkadaşlar. Pandispanyamı fırından çıkarttım. 3 parmak kalınlığında pişti. Kabardı. Şimdi alttan kağıdını çıkartacağım ve 3'e böleceğim. Pandispanyamı hazırladım arkadaşlar. Kestim, 3 parçaya ayırdım. İçi de çok güzel pişti. Şimdi en alt tabanını bu şekilde 1 santim, yani 1 parmak kalınlığında kestim hepsini. En alt tabanımızı yerleştiriyorum. Yerleştirdiğim tabanı ıslatıyorum sütle. Hazırladığım muzlardan koyacağım arasına arkadaşlar. Thank you.
Pastamı bu şekilde krem şanti ile etrafını ve üstünü kapattım arkadaşlar. Dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Daha sonra süslemesini yapacağım. Üzerine ganaj çikolata kullanacağım.